Herkese merhaba, Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Yeni serimizin ilk bölümünde diğer serilerden de alışık olduğunuz üzere biraz teorik bilgi vermek istiyorum. Konumuz et pişirme teknikleri. Bu noktada da kırmızı etten bahsedeceğiz. Şimdi danaya ve kuzuya baktığımız zaman genel yapısı itibariyle %75'i su, %20'si protein ve %5'i yağ olarak karşımıza çıkıyor. Vitaminler, mineraller, eser miktarda karbonhidrat var. Ancak bunlar bizim ilgi alanımıza girmiyor. Su, protein ve yağ etin hangi bölgesi nasıl pişirilmeli sorusuna biraz cevap verir nitelikte. Şimdi hayvan kesildiği andan itibaren su kaybetmeye başlıyor. Kesiliyor, temizleniyor, parçalanıyor, paketlere konuyor, kasaba geliyor, markete geliyor, siz alıyorsunuz. Belki de 2-3 gün sonra pişiriyorsunuz. Bu noktada geçen her gün biraz daha su kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden etin doğru bölgesini doğru pişirme tekniğiyle pişirmek oldukça önemli. Yoksa kuru ve sert bir etiniz olur. Aynı şekilde protein de çok mühim. Proteinler yine yapıları gereği piştikçe sertleşirler. Bu yüzden yumuşak yapılı olan etleri az pişirmek gerekir ki sertleşmesin. Sert yapılı olan etleri de çok pişirmek gerekir ki içlerindeki kas lifleri kırılarak yumuşamaya başlasınlar. %5'lik yağ dediğimiz kısımsa eti kestiğimiz zaman içerisinde görülen beyaz yağ damarları vardır. Buna marble effect yani mermersi etki adı verilir. Bu yağ tabakası, beyaz olan yağ tabakası etin o yuvarlağında ne kadar fazlaysa etiniz aslında o kadar lezzetli demektir. Yağ eşittir lezzet. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yağsız bölümleri lezzetlendirmek için marinasyon teknikleri uygulanır. Bunu videonun sonuna doğru zaten size anlatacağım. Şimdi dana etine genel olarak baktığımızda bir yumuşak kısımları var, bir de daha kaslı ve sert kısımları var. Yumuşak olan bölgeleri kuru pişirme teknikleriyle pişirmek en doğrusudur. Nedir kuru pişirme teknikleri? Kızartabilirsiniz, kısa süreli fırınlayabilirsiniz, tavada, mangalda pişirebilirsiniz, ızgara yapabilirsiniz, paneleyip pişirebilirsiniz gibi. Yani işin içerisine su veya su benzeri başka bir sıvının girmediği bütün teknikler kuru pişirme teknikleri olarak adlandırılır. Kaslı olan bölgeleri ise daha çok ıslak pişirme metotlarıyla pişirmeliyiz. Bunlar haşlama olabilir, bir sıvının içerisinde fırında pişirmek olabilir, braising ya da stewing dediğimiz yahni ya da büyük parça etlerin yahnisi yani breze etme metotlarıyla bu kaslı, sert yapılı bölgeleri pişirebilirsiniz. Peki neresi daha yumuşak, neresi daha sert ve bu neye göre belirleniyor? Hayvanın hareket eden bölümleri daha kaslı ve sert oluyor haliyle. Ama ben önce yumuşak kısımlardan bahsetmek istiyorum. Hayvanın sırt kısmında bulunan bonfile, kontrafile ve antrikot bölümleri daha az hareket ettiği için yumuşak kısımlar olarak adlandırılır ve kuru pişirme tekniklerine çok uygun bölümlerdir. Herkesin pişirmeyi en çok sevdiği ve yemekten de keyif aldığı, hatta lokum diye bile adlandırdığı bonfile kısmı dananın en yumuşak bölgesidir ve gerçekten az pişirilerek servis edilmesi en lezzetli halini alması için çok önemlidir. Ama tabii ki bu sizin tercihiniz. Dilerseniz çok fazla da pişirebilirsiniz. Ancak ne kadar fazla pişirirseniz etinizin o kadar sert olacağını, çünkü piştikçe hem proteinin sertleşeceğini hem de içindeki suyun kaçacağını unutmamak gerekiyor. Bonfilenin kesim şekline göre adlandırılan bazı bölümleri var. Filet mignon, tornado, madalyon, chateaubriand gibi ufaktan büyük gramaja doğru büyüyen halleri vardır ve bu şekilde adlandırılırlar ama günün sonunda bunların hepsi bonfiledir. Bonfile yumuşak bir ettir ancak çok yağlı olmadığı için çok da lezzetli bir et değildir. Bu yüzden de şefler sizlere bonfileleri genelde bir sos eşliğinde servis ederler. Bu pepper sos olabilir, yani karabiber soslu bir bonfile olabilir, mantar soslu bir bonfile olabilir, acı soslu bir bonfile olabilir, café de Paris soslu bir bonfile olabilir. Günün sonunda sos lezzetlidir, bonfile yumuşaktır. İkisini birleştirdiğinizde şahane, keyif alacak bir tabak karşınıza gelmiş olur. Antrikotsa
kesinlikle Dana'nın en lezzetli yerlerinden biridir. İçinden doğal bir yağ tabakası geçer. 7 tane kemik bulunur. Bu kemiği eğer kemikli bir şekilde eti keserseniz buna Dana Pirzola diyebiliriz. Bir sonraki videolarımızda roast beef yapacağım size. Roast beef'i büyük bir antrikottan yapacağım. Orada da göstereceğim zaten. Sadece etli kısmını güzelce sararak çok güzel hem salata malzemesi olarak hem sandviç malzemesi olarak hem de şarküteri ürünü olarak misafirlerinize sunabileceğiniz bir antrikot hazırlayabilirsiniz. Antrikot genelde sosla servis edilmez. Çünkü kendiliğinden lezzeti vardır zaten. Ancak sosla servis ediliyorsa da en azından benim açımdan olması gerekeni sosun yanında servis edilmesidir. Çünkü etin gerçek lezzetini de insanlar yerken almak isteyebilirler. Kontrafile dediğimiz kısımsa bonfileye göre daha sert ama daha lezzetli. Antrikottan da daha sert. Aslında bu üçü arasındaki en sert bölge diyebilirim. Kontrafileyi özellikle şinitsel yaparken kullanabilirsiniz. Yani biraz daha döverek ve incelterek kullanılan operasyonlarda size keyif verebilir. Kontrafile evde pişirmek için biraz zor bir ettir. Biraz fazla pişirirsiniz çok sert olur. Biraz az pişirirsiniz çok çiğ kalır. Bu yüzden evde özellikle yemek yaparken bence antrikot ve bonfileyi tercih etmek daha kolaylaştırıcı olabilir işi sizin için. Bir de T-bone denen bir steak var. Bu da kontrafile ile bonfile arasında T şeklinde bir kemik kesilmiş. Büyük bir parça et var. Orası kontrafile kısmı. Ufak bir parça et var. Orası da bonfile kısmı oluyor. Ve o da ızgarada yapılarak servis ediliyor. Üzerine güzel bir tereyağı konulabilir. Eğer ki bonfile ve kontrafile kısmı birbirine eşitse buna da porterhouse steak diyoruz. Hayvanın sert yapılı bölümlerine baktığımız zaman kaslı bölgelerden bahsediyoruz. Özellikle but kısmında sokum, tranç, noir, kontrnoir ve bodigo kısmı but beşlisi olarak adlandırılır. Braising yani büyük bir parça etin şöyle mühürlendikten sonra sıvıyla pişirilmesi ya da stewing yani kuşbaşı doğranmış olan etin mühürlendikten sonra sıvıyla pişirilmesi ki buna yahni ismini veriyoruz. But beşlisinden yapılacak en güzel organizasyondur. Ancak bununla beraber bütün halde büyük bir fırında Dana'nın butunu da tabii ki pişirebilirsiniz. Aşağılara doğru geldiğimiz noktada özellikle kıyma yapımında çok fazla kullandığımız pancetta ve döş kısımlarına bakabiliriz. Buralar çok yağlı bölgeler ve sert bölgeler aynı zamanda. Bunlardan çok güzel yağlı kıyma elde edilebilir. Eğer siz orta yağlı kıyma istiyorsanız bunlarla Dana'nın bu saydığım but kısmındaki eti karıştırarak kıyma çektirebilirsiniz. Ya da çok yağsız bir kıyma istiyorsanız da o zaman sadece buttan çektirebilirsiniz. Bu arada kürek kısmına geldiğimizde o kısımdan da kıyma çekilebilir. Ancak özellikle dana döş ve pençetadan yine çok şahane lime lime ağızda doğranan yahniler yapabilirsiniz. Ayrıca bu saydığım kaslı kısımların hepsi haşlamalık olarak da kullanılabilir. Terbiyeli, ekşili, sebzeli, güzel bir tranç ya da noir haşlamada hazırlayabilirsiniz. Bir de ufak sakatat kısmına değinmek istiyorum. Sakatatları ikiye ayırıyoruz aslında. Bir iç sakatatlar var, bir dış sakatatlar var. Dış sakatatlar gözle gördüğümüz sakatatlar. Yani dil, kuyruk, yanak kısımları. Buralar çok kaslı bölgeler ve uzun uzun pişirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla dış sakatatlar için aslında uzun süreli pişirme tekniklerine uygundur diyebiliriz. Yani ıslak pişirme tekniklerine. Bunları düdüklü tencerede pişirebileceğiniz gibi aynı zamanda yine braising dediğim yöntemle pişirebilirsiniz. İç sakatatlarsa çok fazla bir hareket olmadığı için daha yumuşak bölgeler. Böylece daha kuru pişirme tekniklerine uygun. Dalak, böbrek, yürek, ciğer bütün bunları kızartarak, ızgara yaparak çok hafif soteleyerek pişirebilirsiniz. Sadece işkembe ve bağırsak kısmına baktığımız noktada buralar hareketli kısımlar. Bu yüzden onları uzun uzun pişirmek en doğrusu olacaktır. Dananın bir de beyin kısmı var tabii ama biz Türkiye'de çok fazla dana beyni pişirmiyoruz. Ya da dananın kellesini komple fırınladığımız bir operasyon pek tercih ettiğimiz bir durum olmuyor.
Bununla birlikte dananın yanağını ve dilini ve beynini arzu edenler ayrı ayrı pişirebilirler. Danadan sonra kuzuya baktığımızda ise anatomi hemen hemen aynı. Bu yüzden birkaç noktaya değindikten sonra biraz da marinasyon tekniklerinden bahsedeceğim size. Kuzunun pirzola kısmını antrikotta anlattığım şekilde değerlendirebilirsiniz. Sırt kısmında karski, saddle ya da eğer kısmı diye adlandırdığımız iki parça fileto etten oluşan bir bölüm var ki yumuşak bölgelerden biridir. Ve bunların hemen altında yine iki parça şu şekilde uzanan kuzu bonfilesi diye de tanıtılan, gerçek adı bonfile değil ama kuzu bonfilesi diye de tanıtılan bir kısım var. Buna biz Türkiye'de küşleme ismini veriyoruz. Özellikle şişi çok güzel olur, ızgarası çok güzel olur. Yine but tarafına gittiğimiz zaman kuzuda butu normal bir şekilde fırınlayabilirsiniz ev tipi fırınlarda da çünkü daha ufaktır dana buta göre. Tabii ki kuşbaşı yapıp yahni olarak kullanabilirsiniz, haşlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu söylediklerimin tamamını kuzunun kol kısmı içinde yapabilirsiniz. İkisi de gayet lezzetli olacaktır. Aşağılara indiğimizde kuzu inciği biz Türkiye'de çok kullanıyoruz. Düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz, tencerede haşlayabilirsiniz. Yine braising dediğim yöntemle sebzelerle ağır ateşte pişirebilirsiniz. Döküm tencerede pişirebilirsiniz. Dana incik ise biraz daha İtalyan mutfağında çok kullanılan ossobuco dediğimiz bir kısım. Şöyle bir disk şeklinde, ortasında da ilikli bir kemik var ki ilk videolara gittiğimiz zaman kemik suları kısmında aslında o kemiği kullanmıştık içerisindeki. Onun etrafına sarılı olan ossobuco'ydu. Genelde risotto milanezle servis edilir. Kuzu incik ise Türkiye'de daha popüler olan bir yemek ve et ürünü tabii ki. Aşağıya baktığımızda kuzuda boşluk kısmı vardır. Boşluk kısmından yine yani yapabileceğiniz gibi daha çok kıymalık olarak, yağlı kıyma olarak değerlendiriyoruz. Dananın kuyruk kısmını bir et gibi pişirirken kuzununkini pişiremiyoruz. Çünkü kuzunun kuyruğu çok yağlı. Orayı kuyruk yağı dediğimiz şekilde değerlendiriyoruz. Böylece yemeklerimize ekstra lezzet katmış oluyoruz. Sakatatvari bir konudan bahsetmem gerekirse de kuzunun özellikle kelle kısmı sakatatçılarda bulunabiliyor. Bütün halde fırınlanabilir ya da haşlanabilir. Kuzunun dili, yanakları danaya göre çok ufak olduğu için bunlar ayrı ayrı satılmaz. Siz bunları fırınlayıp haşlayıp o şekilde çıkarttıktan sonra kullanırsınız ki İzmir'in meşhur bir söğüşü vardır örneğin. Şahanedir kuzunun bu beynini, yanağını, dilini kullanarak yapılan bir tür dürümdür kendisi ve ben de açıkçası çok severim. Bütün bu anlattıklarımda bir de etleri yumuşatma teknikleri var. Bu yumuşatma tekniklerine marinasyonlardan yararlanıyoruz. Şimdi ben genel olarak size hep şunu söyledim. Sert bölgeler dedim ki ıslak pişirme metotlarına uygun, uzun süreli pişirmelere uygun. Ama kuzu şiş ya da dana şiş dediğimiz bir şey var örneğin ve biz bunu şişte alıyoruz, ızgarada pişiriyoruz ki ızgara kuru bir pişirme tekniği. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Madem sertti nasıl mangalda hemen pişirebiliyoruz? İşte bu noktada marinasyonlardan yararlanıyoruz. Marinasyonlar ikiye ayrılırlar. Birincisi lezzet verme amaçlı marinasyonlar. Bunlar sadece lezzet verirler ve genelde etin yumuşak kısımlarına uygulanırlar. Özellikle zeytinyağı, taze otlar, taze baharatlar ve kuru baharatlar bu iş için idealdir. Bununla beraber bir de asidik marinasyonlar var. Asidik marinasyonlar aynı zamanda lezzet veriyorlar ama esas amaçları ne? Hayvanın sert yapılı bölgelerini yumuşatmak. Bunlar yoğurt, süt, kefir, salça, şarap, narenciyelerin suları, soya sosu ve daha pek çok asidik reaksiyona ulaştırabilen gıdayı sunabiliriz bu noktada söyleyebiliriz. Mesela kuzuyla ilgili olarak kuzu butu kuşbaşı doğradıktan sonra işte yoğurt, salça, kekik, sarımsak, karabiber, toz biber bunlarla güzelce sirke bunlarla güzelce harmanlayıp bir 12 saat falan bekletirseniz bu bir pişmeye yol açacak. Böylece bir ön pişirme yaptığı için bizler bunu şişe takıp mangalda rahatlıkla pişirebilir duruma geliyoruz. Bu da marinasyonun gücü. Ancak her marinasyon her ete uygulanmaz. Özellikle yumuşak parça etlere çok asitli marinasyonlar yaparsanız o kıpkırmızı etin
dışının grileştiğini görürsünüz ve ızgara efektinden çok haşlanmış gibi görünür size. Bu da açıkçası sofranızda pek keyifli durmayacaktır. Son olarak etlere lezzet verirken kullandığımız iki tane daha yöntem var. Ondan bahsederek dersi noktalayacağım. Birincisi barding. Etin yağsız yapılı bölgelerine, yağsız kısımlarına dışarıdan ekstra yağ ekleyerek, yağ yedirerek, üzerini yağ ile kaplayarak pişirmek. Böylece kuruluklarını engellemiş oluyoruz. İkincisi larding dediğimiz bir metot. Lardingde de özellikle büyük parça etlerin içerisine bir enjektör yardımıyla tavuk suyu, et suyu veya zeytinyağı, aromatik yağlar çekip enjekte ederiz. Böylece de onun daha juicy yani nemli kalmasını sağlarız. Ya da ete bazı kesikler atıp sarımsak, biberiye falan yerleştirerek bu noktada da aroma vermesini sağlayabiliriz ki ileriki videolarda size zaten bunları uygulamalı olarak gösteriyor olacağım. Son olarak bir de basting dediğimiz metot var. Bunu da duş aldırmak diye duymuş olabilirsiniz. Eti pişirdikten sonra içerisine tereyağı atıp veya etin pişmiş bütün sularını eti fırından mesela çıkardıktan sonra bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirmeye de basting, baste etmek ismini veriyoruz. Bunların hepsi aromatik ajanlar. Dilerim keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.